27 Mart 2023 söz konusu olayla ilgili önce ilk CİMER'e ihbar geliyor? Evet, bir aile bebeklerinin durumu ile ilgili CİMER'e bir şikayette bulunuyor ve hastanedeki bebeklerine uygulan tedavi CİMER'e ihbar ediyor ve o CİMER ihbarıyla birlikte soruşturma başlıyor. Ve daha sonra o soruşturma İl Sağlık Müdürlüğü'ne İstanbul'a geliyor. İstanbul'da bu konuyu araştırıyor ve daha sonra konu suç teşkil eden bazı belge ve bulgulara erişildiği an itibariyle 21 Mayıs tarihinde Göksu Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na soruşturma başlatılıyor. Soruşturma kapsamında şüpheliler tespit ediliyor, adresleri belirliyor, işte kim kimle irtibat halinde o tespit ediliyor ve tabii olay Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na intikal ettiği anda savcılıkta tahkikatı İstanbul Mali Şube Müdürlüğü'ne veriyor. Neden burası önemli? Çünkü bu ortada bir çete faaliyetinin olduğunun tespitiyle birlikte emniyet teknik takip yapıyor. Yani bu neden önemli? Çünkü Yeni Doğan Çetesi'nin gerçek yüzünü, yaptığı o suç görüşmelerini kayda alıyor. Yani bebekleri nasıl sisteme dahil ediyorlar, örgüt kim kimle bağlantılı, kim kimle nasıl bir iltisak kurmuş ve o bebeklerin üzerinden para kazanmak için hangi işlemleri, hangi usul işlemlerini yapıyorlar, bunu cep telefonu konuşmaları yapıyorlar kendi aralarında ki muhtemelen chat üyeleri kendilerinin takip edilmediğini düşünüyor. Polis de onları rahat rahat dinlemeye alıyor, izlemeye alıyor ve o suç kayıtlarında dosya, soruşturma dosyasının içerisine koyuyor. 28 Eylül'e gelelim. 21 Mayıs'ta ilk Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nda soruşturma başlatılıyor. Ardından 28 Eylül'de İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nce Yeni Doğan Yoğun Bakım Denetim Değerlendirme Komisyonu kurulması isteniyor. Evet. Ve soruşturmada şüphelilerin adresi tespit edilerek savcılık düğmeye basıyor. Evet. Artık aslında başlıyor. Biz kamuoyu olarak ne zaman öğreniyoruz? Biz tam anlamıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Mali Şube Müdürlüğü'nün 26 Nisan 2024 tarihinde düzenlediği eş zamanlı operasyonla 47 kişi gözaltına alındı ve 4 gün boyunca emniyette sorgular alındı. Aralarında çete lideri Doktor Fırat Sarı ve İlker Gönen de var ve daha sonra 22 kişi bu operasyonda tutuklandı. Biz bunun da o dönem haberini yaptık ve orada o dönem 26 Nisan'dan sonraki dönemden bahsediyorum. Bu Yeni Doğan Çetesi'nin o kan donduran telefon tapeleri var ya, konuşmaları var ya, hani bebeğin fişini çek, evet, evet. İşte ilaç niye verdin, ilacı tasarruf etseydin gibi vesaire, böyle suç teşkil eden içerikleri de o zaman yayınlamıştık. Fakat olay ne zaman yeniden gündeme geliyor? Ne zaman gündeme geliyor? Bir oraya geleceğim. Tabii. Sonra tutukluluk süreçleri devam ediyor aslında, evet. Bu kişilerin. Evet. Halen tutukluluk. Ardından Medilife Sağlık Hizmetleri Hastanesi'nin faaliyetler askıya alınıyor. Evet. 23 Ağustos'a gelelim. Sağlık Bakanlığı müfettişlerince hazırlanan uzman görüşü raporunda da çocuk hekimi yerine hemşirenin izlenimine bırakılan yeni doğan bebeklerin %90'ının hayat haklarının ellerinden alındığı da raporda, evet, yer alıyor. Şöyle Gülsüm, yeni doğan ünitelerini bunlar alıyor ya, çet üyeleri. Şimdi hastanelere gidiyorlar. Diyorlar ki yeni doğan ünitesini bize verin, biz işletelim. Hani sanki bir kantin işletmesiymiş gibi davranıyorlar. Ve biz, bazı hastaneler, evet, bunu veriyor değil veriyor, mi? Veriyor, kabul ediyor. Evet. Ve diyorlar ki biz sizi kâra geçireceğiz. Kârın %60'ı sizin olacak, %40'ını da biz alacağız diyorlar. Yani işin içine bir ticaret rant pazarlığı da giriyor. Dolayısıyla birçok hastanenin yeni doğan ünitesini Doktor Fırat Sarı liderliğindeki bu gruba devrediyorlar. Ve gerçekten de söyledikleri gibi bir anda o yeni doğan ünitelerini doldurmaya başlıyorlar. Dolduruyorlar ama mesela bazı hastanelerin her durumdaki bebeği tedavi edecek yeni doğan ünitesinde imkanları yok, ilaçları yok ya da uygun küvezleri yok ya da uygun teknik ve cihazları yok ama onlar fark etmiyor. Diyor ki yeter ki bize bebek gelsin diyor. Yeter. Yani aslında olay neyle başlıyor? Olay SGK dolandırıcıyla başlıyor. Aslında bu çetenin niyeti de aslında biz hadi bir araya gelelim de bebek öldürelim demiyorlar. Biz SGK'yı daha nasıl dolandırırız arayışındalar. Ne kadar uzun süre yeni doğanda yatarsa, evet, her gece için para alacak. Ve bu dolandırma süresini daha çok artıralım derken de bebeklere tedavi olma hakkını ellerinden alıyorlar. Doğru tedavi yapmıyorlar. Çünkü birçok yeni doğan ünitelerinde, bunları yönettiği yeni doğan ünitelerinde doktor yok, hemşire var. Hatta hemşirelerin kendi aralarında yaptığı görüşmeler var. O kadar çaresiz kalıyorlar ki. Diyor ki ya biz bu bebeğe nasıl bir işlem yapacağız? Ne yapacağız? Diyor. Anlayamıyorlar. O da diyor ki ya aman diyor, boş ver diyor. Şu ilacı ver diyor. Ya da diyor ki boş ver diyor. Bırak gitsin diyor. Ve böyle kan donduran, yani bir hekime, bir hemşireye uygun olmayan
söylemleri var kenarlarında. 30 Ağustos tarihine geliyoruz. Tutuklu şüphelilerin avukatı Aylin Arslan Tatar, soruşturmayı yürüten Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturması Savcısı YE'yi aradı ve daha sonra makam odasına giderek hakkında suikast planlandığını, babasına ve annesine zarar verileceğini söyledi. Evet. Olayın bu Yeni Doğan Çetesi'nin biliyorsun ilk ne zaman ortaya atılmıştı? 26 Nisan 2004'te. Kamuoyu o zaman bunu o kadar dikkate almamıştı. Hani biz haber yaptık. Bazı medya kurumları da yaptı. Ama o zaman bu kadar gündem olmadı. Yeni Doğan Çetesi soruşturması ne zaman ki bir tane iş insanı gitti avukatıyla birlikte bu çete liderlerinin tahliye edilmesi için soruşturma yürüten savcıyı makam odasına gitti, tehdit etti. Dedi ki bak dedi, eğer dedi bunlara tehdit etmezsen suikaste gidersin, suikaste uğrarsın. Ailen, annen, baban işte onlar da zarar görür. Salmazsan, hatta bırakmazsan. Dedi, benimle bir fotoğraf çekin, paylaş, kendini koruma altına al dedi. Yani devletin savcısını tehdit etme cüretine girdiler. Ve bu dakika itibariyle artık kamuoyu da bu işi sahiplen dedi ki nasıl olabilir? Yani hem bebekleri katlediyorsunuz, öldürüyorsunuz, hem de devletin savcısını nasıl tehdit edersiniz diye kamuoyu bu işi sahiplendi. Ve o dakika itibariyle olay tamamen Türk kamuoyunun vicdanına yer aldı. Sonra hastanelerin faaliyetleri askıya alındı Eylül ayı itibariyle. Evet. Ardından 9 Ekim'de savcı YE tarafından hazırlanan fezlekede bebeklere yapılması gereken ancak yapılmayan tedavi ve bakım yöntemlerine yer verilerek hastaya pasif ötenazi uygulandı, evet, ve yeni doğan bebeklerin %90'ının hayat haklarının ellerinden alındığı vurgulandı. Göksu, burası çok kıymetli. Biliyorsun ötenazi Türkiye'de yasak. Ötenazini bir hastanın ölüm, bir hastayı hayattan koparmak. Ama pasif ötenazini tedavi etmeyerek hastanın ölümüne neden olmak. Yani sen bir hastayı alıyorsun, tedavi etmiyorsun ve tedaviye erişimini de engelliyorsun. Ve dolayısıyla otomatikman ölümüne neden oluyorsun. İşte buradaki bebek ölümleri de bu nedenle yapıldığı değerlendiriliyor. Burası çok tehlikeli. Yani buradaki sistem otomatikman pasif ötenaziye dönmüş. Yani bebeklerin ölümüne neden olmuşlar. 11 Ekim savcı yeğenin tehdit edilmesine ilişkin soruşturmada kimliği belirlenen şüpheliler, evet, gözaltına alındı. İstanbul Jandarma Komutanlığı 9 kişi tespit ediyor. O hem savcının odasına gidip onu tehdit eden ve avukat dahil 3 avukat var aralarında. Kamu görevlileri de var. Onlara bilgi servisi yapan, kamuda çalışan kişiler de var. 9 kişi gözaltına alındı. Adliye sevk işlemleri yapıldı. O 9 kişi içerisinden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 5'i de tutuklanarak cezaevine gönderildi. 22 olan tutuklu sayısı böylece 27'ye çıktı. 14 Ekim'de şüphelilerden 4'ü serbest bırakılırken aralarında 2 avukatın da bulunduğu 8 zanlı Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edilerek nöbetçi sulh ceza hakimliği 8 şüpheliden 5'inin tutuklanmasına, 3'ü hakkında ise, evet, adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Evet. Şimdi önemli noktaya geldik. Ve 16 Ekim tarihi. Evet. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede ölen 10 bebek maktul, 5 kişi müşteki, Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul İl Müdürlüğü suçtan zarar gören 19 hastane ve sağlık şirketi malen sorumlu, 47 kişi de şüpheli olarak yer aldı. Şüpheli Fırat Sarı'nın elebaşı olduğu suç örgütünün bazı özel hastanelerinin yoğun bakım ünitelerini kiralayarak işletmesini devraldığı ve söz konusu hastanelerin tamamında doktorlar yerine hemşirelerin sağlık hizmeti sunduğu aktarıldı. Evet. Buradaki şüphelilerden bir numara şüpheli kim? Çetenin başı kim? Fırat Sarı. Fırat Sarı öğrencilik hayatında PKK terör örgütüne üye olmaktan 5 yıl ceza almış. Sonra cezaevinden suçunu, cezasını çekmiş, çıkmış ve kendine bir sağlık kuruluşu kurmuş. Ve kurduğu sağlık kuruluşuyla böylesine bir mekanizma geliştiriyor kendisine. Özel hastanelerin yeni doğan ünitelerini ele geçiriyor ve yardımcısı kim? Yani alt kadrosu, Fırat Sarı tek başına yapamıyor. Çete lideri Fırat Sarı. Alt kadrosunda yine bir kamuda doktor olan İlker Gönen var, Göksu. Ve diğer bir önemli şüpheli daha var. Gıyasettin Mert Özdemir var. Bu kim? Bu da ambulans şoförü. Yani zaten bu sistem, Yeni Doğan Çetesi sistemi neyin üzerine kurulmuş? 112 servisinin sisteminin kırılması üzerine kurulmuş. Yani doğal akışında 112'ye ihbar geliyor ya, mesela bebeğiniz hastalandı, 112 aradınız. 112 ne oluyor? En yakın seni hastaneye sevk etmesi gerekiyor ya. İşte burada ambulans şoförlerinden oluşan çetenin üyeleri devreye giriyor. Ve diyor ki hemen Fırat Sarı ile temas kuruyorlar. Diyor ki hangi hastanenin boş? Hani işlettiğin hangi hastane boş? Nereye getireyim diyor. Yani normalde sistemin götürmesini söylediği yere değil, çetenin idare ettiği, yönettiği
hastanelerden birine götürüyor, o hastayı oraya teslim ediyor. Şimdi Yatıl'da burada herkesin aslında tartıştığı ve merak ettiği bir kısım var, o da şu. Biz hasta olarak hepimiz bir hastayız, öyle düşünelim. 112'de evet başlıyor sistem, süreç, evet. Sizin de anlattığınız tedavinin gibi. İlk aşaması 112. Ama biz hastaneye güvenerek gidiyoruz. Tabii. Ama burada bunlar öyle bir teşkilat, öyle bir sistem kurmuşlar ki. Zorunlu hastane, evet, hastaneye zor. Neden zorunlu kılıyorlar? Şimdi burada mesela herkesin merak ettiği bir soru. Bu hastane sahiplerine, bu hastane başhekimlerine yönelik de bir süreç başlar mı? Ya da az önce Sayın Bakan'a da soruldu. Özel, evet, hastanelerle ilgili yeni bir süreç başlayacak mı? Çünkü burada ben Fırat Sarı'yı tanımam bir hasta, evet, olarak. Benim tanıdığım kurum ve kuruluş. Ben oraya güvenerek giderim, evet, bir hasta olarak. Dolayısıyla hepimizin merak ettiği burada Sağlık Bakanlığı'na ve Sağlık Bakanı'na da az önce de soruldu Anadolu Ajansı'nda. Hafta sonu cumartesi günü benim yaptığım yayında da aynı şekilde CNN Türk Özel röportajında da aynı soru yönelttik. Özel hastanelere yönelik yeni bir süreç başlayacak mı? Buradaki aslında uygulamalarda bir değişiklik, bir farklılık prosedürde olacak mı? Evet. Sağlık Bakanı aslında Göksu başlattı, şimdiden başladı, şöyle başlattı. Bu bebek ölümlerinin adı geçen hastanelerin 10 hastanenin 10'unu da kapattı. Yani bu bir radikal adım ama ben şunu öz eleştiri yapmak isterim Göksu. Şöyle hani olay polis soruşturması, savcılık soruşturması, tapeler, gözaltılar vesaire. Aslında 10 bebek ölmüş ya, 10 bebek öldüğünde her ölen bebekle ilgili sistemin otomatikman o hastaneyi denetlemesi gerekiyor. Mesela ya bir insan ölmüş. Bir bebek hayatını kaybetmiş. Yani bakanlık teftiş yönetiminin, teftişinin otomatikman her ölen bebekle ilgili tahkikat yapması gerekiyor. Evrakları alması gerekiyor uzman bir ekibin. İncelemesi gerekiyor. Doğru müdahale yapılmış mı? Doğru teşhis konulmuş mu? Burada bir ihmal var mı? Otomatikman işleyen bir sistemin olması gerekiyor ki biz burada o sistemin otomatik olarak devreye girmediğini anlıyoruz. Yani bu anlamda şunu da söyleyeyim. Türkiye sağlık açısından dünyada sayılı ülkeler arasında çok büyük yollar kat. Mesela özel hastanelere Fransların yönetimindeki bu işletme, evet, verilmiş. İşletme olarak verilmiş, evet, sizin söylediğiniz gibi. Evet. Sanki bir kantin düzeni olarak. Suç. Burada mesela denetim mekanizmasında ne yapılabilirdi? Evet. Hastane yönetimine mi sorulabilirdi? Evet. Kim bu Fransları? Neden kesinlikle verildi? Bak, suç zaten kapatılma sebebi de o. Suç, siz hastanenin herhangi bir ünitesini bir kantin işletmesi gibi herhangi birilerine devredemezsiniz. Bu bir suç. Böyle bir şey yok. Ve burada bu yapılmış. Ve bu sistemde de çete üyeleri, Fransızları da tezgahını kurmuş. Bütün hastaları kendi servislerine yönlendiriyor. Hiç hastanın durumuna, koşuluna ya da görev yaptığı hastanenin altyapısına bakmadan, yani ben bu hastayı tedavi edebilir miyim, edemez miyim? Onu düşünmüyor. Aslında bu çetenin kafasında tek bir şey var. O da ne? Ben bir bebeği alayım, üniteme yatırayım, sonuna kadar ben onu orada tutayım. Bakmama gerek yok, tedavi etmeme de gerek yok. Kalabildiği kadar kalsın. O arada çok kötü şartlarda olduğu için o bebeklerden bazıları enfeksiyon geçiriyorlar. Bazıları orada yeterli beslenmediği için dirençleri zayıf düşüyor, hayatını kaybediyor. Dolayısıyla buradaki tezgah sistemle aslında SGK'yı dolandırmaya yönelik. Ama SGK'yı dolandırayım derken o bebeklerin tedavi hakkını ellerinden alıyorlar, tedavi etmiyorlar. Hatta doktor dahi görevlendirmiyorlar. Böyle olunca ne oluyor? Bebekler hayatını kaybediyor. Burada neyi anlıyoruz biz? Bu ve ne kadarlık bir süreçten bahsediyoruz? 2023 ve 2024. Yani bir yıllık sürede aslında özel hastanelerin, biz buradan şunu anlıyoruz diyorsun. Çok daha sık, çok daha titiz denetlenmesi gerektiğini anlıyoruz. Hı hı. Hangi doktorun oraya alındığına, evet, kadar aslında nasıl, evet, devlet kurumlarında şimdi devlet kurumlarında bir aslında portaldan geçiliyor. Tek tek bakılıyor, terör örgütüne üye misin, değil misin? Tabii. Aynı şekilde devlet kurumlarında, tabii, olduğu gibi aslında özel hastanelerde, çünkü, de olması gerektiğini bir kez, evet, daha anladık. Hatta özel eğitim kurumlarını da belki buna kapsayabiliriz. Evet. Özel hastaneler de bir kamu kurumu aslında. Çünkü, evet, kamuya hizmet veriyorsun. Kamuya hizmet. Dolayısıyla sen devlet hastanesine almadığın bir hekimi özel hastanesine niye alıyorsun? Alınmaması gerekiyor. Çünkü neden? Çünkü sen o zaman devlete de al. Çünkü devlet hastanelerinde sağlık hizmeti vermiyor musun? Veriyorsun. Peki özel hastanelerde ne yapıyorsun? Yine sağlık hizmeti veriyorsun. Sen devlet hastanesine güvenmediğin bir hekimi özel hastanesinde çalışmaya niye göz yumuyorsun? Şimdi Fırat Sarı dediğimiz şahıs PKK terör örgütüne üyelikten ama aftan da yararlanmış. Siciline baktığımızda o gözükmüyordur muhtemelen. Yok, af olarak değil o. Nasıl? Normal cezasını çekmiş. Çekmiş. Evet. Hı. O kirli bilgi. Hı. Normal 5 yıl
PKK terör örgütüne üye olmak suçlamasından yakalanmış, tutuklanmış, cezasını normal şartlarda çekmiş, tahliye olmuş ve kendine bir sağlık kurumu kurmuş. Daha sonra okuluna devam ediyor, okulunu bitiriyor, mezun oluyor ve sonra kendisine bir sağlık kuruluşu kuruyor. Aslında bu da bir iddia mı konusundaydı? Buna değindiğinizde iyi oldu, evet. Nihat Uludağ. Şimdi bunu geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan bir aşamadan söz etmişti. Hatırlar mısınız? Suçsuzluk ve suç karnesi diye, evet. Aşama aşama artık, evet. Her şey sistemde gözükebilecek. Evet. Bundan sonra bu da gözükebilecek, değil mi? Neden söyledim? Fırat Sarı dediğimiz şahıs, evet. Cezasını çekmiş veya aftan yararlanmış, o kirli bilgi dediniz. Tabii. Cezasını çektiği için sicilinde yok öyle bir kayıt. Evet. Artık temiz gözüküyor çünkü cezasını, evet. çektiği için. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın yeniden düzenlemesi yapılacak, evet. dediği noktada artık neden suçumuz varsa bile, bu kağıdı yanlış kullanmaktan suçumuz varsa bile çıkacak, değil mi? O hem savcıda, evet. Hem emniyette. Evet. O şimdi tabii kişisel verilerin koruma kanunu var. Yani şimdi sabıka kaydı herkese servis edilmez ama. Ama kurumlara girerken verilir. Evet, kurumlara şimdi, götürmek zorunda. Yani, evet, çünkü bu neden? Hatta tartışma konusu orada, oldu. Ev alırken gayrimenkul, evet. için ev, evet. sahipleri de istiyordu. Evet. Bu kadar da değildi, evet. ama aynen. belki iş buraya kadar bile, evet. gidecek. Orada Sayın Cumhurbaşkanımızın kastettiği konu şu. Mesela, hı-hı. bir çocuğun 800 suç kaydı var. Evet. Diyorsun ki ya nasıl 800 tane suç işleyebilir? Mümkün mü diyorsun? Şöyle işliyor. Mesela ilk bir hırsızlık yaptı çocuk. Hı-hı. Adliye gitti. Adliye dedi ki bunun yaşı küçük çocuk, ilk suçu tutuksuz yargılayayım dedi. Fakat çocuk yargılama ne kadar sürüyor? 3 sene. Yani hüküm ne zaman veriyor? 3 sene. Çocuk o 3 sene boyunca sürekli suç işlemeye devam ediyor. Peki sürekli suç işleyen çocuğun dosyasını hakim görüyor mu? Hayır. Her gittiğinde ilk suçmuş gibi işlem yapıyor. Her gittiğinde çünkü hüküm giymemiş. Hüküm giymediği için o çocuğu yargılamakla görevli hakim ve savcının önünde o çocuğun daha önce defalarca aynı suçu işlediği ve yargılamasının devam ettiği görünmüyor. Görünmediği için de çocuk her defasında suç işliyor serbest, suç işliyor serbest. Sonra diyorsunuz ki ya bir insan 100 kere, 50 kere, 800 kere suç işleyebilir mi? İşlememeli diyorsunuz ama işliyor. Neden işliyor? İşte bu yüzden işliyor. Oysa ki görülmüyor. Hakim ve savcı onu görse, hüküm giymese bile polisteki o işlemlerini, kaydını, suç kayıtlarını görüyorsa ha diyecek ki ya bu çocuk bu işi meslek haline getirmiş ve sürekli hırsızlık yapmaya devam ediyor. Dolayısıyla ben bir an önce bunun önlemini almalıyım diye düşünecek. Fakat mesela bakıyorsun polisi şehididen suçluya bakıyorsun 26 kaydı var. İşte bunların dosyalı bir bölümü dosyalar birleştirmiş, bir bölümü üst mahkemeye gitmiş, bir bölümü hükmün ertelemesini örtelemişler. Dolayısıyla bakıyorsun çocuk 26 suç kaydı var ama daha hiç hüküm giymemiş. Hiç hüküm giymediği için de suçsuzmuş gibi görünüyor her gittiği mahkemede. Dolayısıyla böyle de sağlıklı ve doğru bir yargılama süreci devam etmiyor ve suç işleyen o kişi suç makinesi olarak sokakta dolaşmaya devam ediyor. Aslında kurumların bunu önlemesi gerekiyor. Yani çünkü neden biliyor musun? Yoksa o ilk suç işledin ya, hüküm giymesen bile o ilk işlediğin suç dosyanda görünmeli. Bulunmadı. Hakim onu görmeli, savcı onu görmeli ki diyebilmeli ki ya bu defalarca bu işi işlemiş. Demek ki bu işte bir meyli var ve dolayısıyla kafasında o suç profili, suçla ilgili bir profil oluştursun ve kararını ona göre hızlı ve çabuk verebilsin. Evet, şimdi bu önemli. Şüpheliler Fırat Sarı ve İlker Gönen'in 177 yıl 6'şar, evet. aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapiste cezalandırmaları talep edildi. Evet. Şüpheli Gıyasettin Mert Özdemir 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapis. Buna daha çok ceza talep etmiş. Evet, neden? Anladım. Çünkü suç olayı bunda başlıyor. Hastanın tedavi olma özgürlüğünü ve kuralını ilk çiğneyen kişi Gıyasettin Mert Özdemir. Çünkü insanlar masum bir şekilde 112 arıyor ve en yakın hastaneye gitmeyi kabul ediyor. Fakat buradaki ana o suç unsuru burada başlıyor. Gıyasettin Mert Özdemir'e bağlı olan 4 kişi var. Bunların hepsi ne yapıyor? O bebeği, o hastayı alıyor. Sistemin, 112 sisteminin uygun gördüğü hastane yerine çetenin hastanelerine götürüyor. Hı. Ve o çocukları onların eline teslim ediyor. Şimdi burada ilk SGK'yı dolandırmak amacıyla kuruldu dedik ama şurada ne kadar uzun yatarsa SGK'dan o kadar para alacak. Evet. Belki bir günde, iki günde hızlı bir tedavi uygulanabilecek bir çocuk, evet. iyileşip çıkacakken o tedavi sürecini uzatıyor. Evet. Yapılması gereken ilaçları, o yansıyan, ardından o çocuk, evet. Yaşaması gerekirken hayatını, evet. kaybediyor. Buradaki sistem ne biliyor musun Göksu? Aslında buradaki sistem şöyle çalışıyor. Şimdi bir bebek yoğun bakım ünitesinde kaldığı zaman günlük SGK o hastaneye günlük 8 bin lira veriyor. Aslında bu yeni doğan çetesi o günlük 8 bin lirayı hedefliyorlar.
Yani gözlerini o 8 bin lira için bu bebeklerin ölümüne neden oluyorlar. Ne yapıyor biliyor musun? Mesela bebek çok basit bir hastalığı var. Belki hasta bile değil ya da ufak bir gribal bir şey var. Hemen diyor ki çocuğunuzun ciğerinde bir takım MR'ler gördük. Ciğerleri kapalı, solunumda güçlük çekiyor diyor. Biz bu çocuğu hemen yoğun bakım ünitemize yatırmamız gerekiyor diyor. Aile çaresiz güveniyor hastaya ve hastaneye ve diyor ki tamam diyor, bebeğini kendi elleriyle oraya veriyor. Sisteme veriyor. Sistem ne yapıyor biliyor musun? O çocuğun kuvvetlenmesi için, bağışığının gelişmesi için kullanılan ilaçlar var. Tanesi 10 bin lira, 8 bin lira, 10 bin lira. O ilaçları kullanmış gibi gösteriyor Göksun. Vermiyor evrak aslında üzerinde çocuğa. Ve vermiyor. Şimdi o sistemde o çocuk bakılmadığı için, ilaç tedavisi görmediği için, bünyesini güçlendirecek diğer takviye müdahalelerde yapılmadığı için iyileşecek çocuk belki de ailesinin yanında olsa iyileşecek çocuk orada günlerce o küvezin içinde bekletildiği için bağışıklık sistemi çöküyor ve birçoğu da o şekilde ölüyor. Yani illa yoğun ağır hastalıktan ölmüyor aslında. Çok teşekkürler. Bakımsızlıktan ölüyor. Evet.